Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte karnabahardan fırında beşamelli bir karnabahar yemeği yapalım istedim. Kıymalı harcımız için kıymamız, yeşil biberimiz, kapya biberimiz. Kapya biberlerimi doğramış buzluğa koymuştum, oradan çıkardım. Soğan ve sarımsağımız var. Beyazdan yaptığım domatesim var. Kapağını kaynatarak açtım. Bunlarla bir kıymalı sos hazırlayacağız. Şurada kaynayan suyumuz var. Karnabaharları içine koyarak haşlamaya başlayalım. Evet, çok az da tuz atalım. Ben tuz atmayı unuttum kaynayan suyumuza. Limon da sıkabilirsiniz. O zaman hiç kokusu kalmaz. Ve bir taraftan da ocağımızın altını açalım. Zeytinyağımızdan azıcık ekleyelim tavamıza. Isınsın. Kıymalarımızı alıp kavurmaya başlayalım. Ben de soğanımı doğrayayım. Karnabaharım haşlanırken, kıymam kavrulurken ben de biberimi, soğanımı doğruyorum. Bir taraftan da beşamel sosumuzu hazırlarız. Çok pratik, çok kolay bir beşamel sos tarifim var. Videomu izlemeye devam ederseniz öğreneceksiniz. Kıymalarımın rengi döndü. Biraz da soğanla biberle kavuralım. İki diş sarımsağım vardı, onu rendeleyeyim. Karnabaharımız da tekrar kaynamaya başladı. Sıcak suya koymuştuk biliyorsunuz. Kıymamız kavruluyor. Karnabaharlarımız haşlanıyor ve biz bir taraftan beşamel sosumuzu hazırlayalım. Beşamel sosumuzda 2'ye 2, 3'e 3 tarifini kullanacağız. Yani yağ, un ve sütü aynı rakamlarda kullanacağız. Malzeme ölçüleri farklı sadece. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanıyorum. Yani 2 yemek kaşığı yağ kullanmış oldum. Altını açalım. Yağımız erisin. Un ölçümüz de 2 yemek kaşığı olacak. 1 tepeli oldu. Alalım şunu. 2. Yani 2 kaşık yağ, 2 kaşık un ve sonra böyle klasik bardak ölçüsüyle 2 bardak süt kullanacağım. Ama tabii önce unumuzu kokusu çıkana kadar kavuracağız. Yani kabınızın ölçüsüne göre isterseniz 3 de yapabilirsiniz, isterseniz 5 de yapabilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğüne göre. Yani klasik kare borcam kullanacağım bugün yemeğimde. Sanırım 2 kaşık yetecek. Yani 2 kaşık yağ, 2 kaşık un, 2 bardak süt. İsterseniz büyükse kabınız 3 kaşık un, 3 kaşık yağ ve 3 bardak süt diye yapabilirsiniz. Biz şimdi 2 bardaktan ve 2 kaşıktan yapıyoruz. 2 kaşık yağımın birini tereyağı, birini sıvı yağ olarak kullandım, zeytinyağı. Sütümü doldurayım bardağıma. Dediğim gibi unun kokusu çıkana kadar kavuracağız. Burada da kavrulan kıymama
Şöyle 2 kaşık dolusu domates sosu ekleyeyim. Malzeme de eklemeyi unutmuşuz. Bir de salça ekleyelim. Buradan bir kaşık alayım. Şöyle 1 kaşık da salça ekleyeyim. Salça karışık. Yani ben biber ve domates karışık kullanıyorum. Şu an burada karışık salça var. Yani yarım kaşık domates, yarım kaşık biber olmuş oldu. Bunları da kavuralım. Şimdi size yakından göstereyim. Unumuz kavruldu. Üzerine 2 bardak süt ekleyeceğiz. 1 bardak daha doldurayım. Bu beşamel sosun çok pratik oluyor. Çok kolay. Hiç şaşmaz. Bir kaynayıncaya kadar karıştıralım. Üzerine karabiber ve tuz ekleyeceğim. Şimdi hem kıymamıza tuzunu atalım. Hem beşamel sosumuzu atalım. Beşamel sosumuza karabiber de ekleyelim. Açamamışım kapağını. Şöyle kıymamızı da var. Bir de kıymalı harcımıza pul biber ekleyelim. Baharatları damak tadınıza göre ekleyip çıkarabilirsiniz. Kekik de ekleyebilirsiniz isterseniz kıymalı harca. Beşamel sosumuzun kıvamı bu şekilde. Bakın. Karnabaharlarımız da haşlandı. Şimdi bunları alıp borcamımıza birleştirelim. Şöyle biraz çok iri olanları azıcık kaşık darbeleriyle ezelim. Üzerine kırmalı harcımızı. Şöyle yayalım. Ve onun üzerine de beşamel sosumuzu dökelim. Şimdi kameranın açısını kapatmayayım diye dökemiyorum. Görüntüsü harika. Nefis bir yemek oluyor. Videomu faydalı bulup beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, sizinle bu videomda ilk defa karşılaşıyorsak lütfen abone olmayı ve abone ol yazısının yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki birbirinden farklı tariflerim ve videolarımla hemen haberiniz olsun. Kaşar rendelemeye üşendim. Dilimlenmiş kaşarlarım vardı. Onları dizeceğim şimdi. Ve fırınlayacağız. 200 derecede falan fırınlayacağım. 200-220 derece. Fırınınızın ayarına göre değişir. Bu şekilde fırınlayabilirsiniz. Hatta paylaş butonundan WhatsApp gruplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha fazla kişiye ve kitleye ulaşmama vesile olursunuz. Çok mutlu olurum. Biz fırına gidiyoruz. Fırından aldım. Nar gibi de kızarmış kaşarlarımız. Şöyle servis yapalım. Nefis kokuyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.